Geçimleriniz nasıl diye soruyoruz vatandaşa. Bombok. Neden bombok? Tayyip Erdoğan'ın yüzünden. Ne yaptı efendim? Nasıl gidiyor vatandaşa geçimleri diye soruyoruz. Neyi? Geçimleriniz nasıl gidiyor? Geçim mi? Çok süper. Süper. Öyle süper ki iyi geçiriyorlar. İyi geçiriyorlar. Yani. Acıtıyor mu abi? Sormak lazım. Acıyor mu, yakıyor mu? Vallahi yani bunu yayınlayacak mısınız? Yayınlayacağız abi. Bize bir sıkıntı yok ya. Bir kişiye hedef alarak hakaret etmeyizsiniz, yayınlıyoruz. Vallahi. Kimse hakaret etmez canım. Niye hakaret edeceğiz ya? Hakaret kendileri ediyor. Geçiriyorlar diyor. Yani geçiriyorlar. Yalan mı konuşacak yani? Geçiniyor mu diyor da geçiriyor diyor. Doğru yani, diyor. Geçiriyorlar. O geçiniyor mu diyor. Ben de geçiriyorlar diyorum. Daha ne diyelim yani? Peki abi şu anki mevcut bu geçirenleri destekledik mi? Destekledik mi yani? Yok. İşim olmaz. Kim sorumlu olarak görüyorsunuz? Vatandaşı. Sebebi vatandaş. Vatandaş. Neden vatandaş abi? Şimdi sen alışırsan bir şeye, bir insan, bir söz vardı reis, neydi? Alışmış kudurmuştan beter. Alışmış kudurmuştan beterdi. Sen bu adamı seçtin. Bir insan bir denenir, iki denenir, üçüncüye yol verilir gider. Bu yerelde de genelde de hep böyledir. Sen buna daha fazla imkan verirsen, madem sen seçtin der, ben de seveyim der. Yani, siz seçtiniz mi peki? Ben seçmedim kardeş, değişim oldu. Çevrenizde var mıydı destekleyen? Yani ya bu adam destekledi. Mesela soruyor musunuz niye destekliyorsun? Niye destekledin abi? Şu ana kadar asla desteklemedim, artı destekleyen kendisidir. Öyle mi? Hayat dışım olmaz. Yani hayat dışım olmaz. Hayatta bizim bir partimiz vardır. O Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Başka bir yere asla. Aynen işimiz yani olmaz. Yani ellerimiz kırılsın başkasına erdirirsek. Tamam mı? Kendi adımla konuşuyorum. Ama arkadaş yani desteklediği zamanında biliyorum. O da şu anda pişman. Dediği gibi geçiriyorlar. Pişmanlık yasasından mı yararlanıyor? Evet, şu anda şeyler oynuyor böyle. Ne derler ona? Böyle duygusal roller oynuyor böyle. İstiyor oğlum. Aslında o da biliyor yani. İşin aslını o da biliyor. Siz daha önce niye destekliyordunuz mesela? Desteklemedim ama ben hayatta Allah'a şükür. Abi yakın arkadaşım dostluğunu söylüyor. Ya. Doğru zamanında verdim desene. Vermedim oğlum, niye verdim sen verdim derim. Manyak mısın ya? Bakayım abi elleriniz kirli mi? Elleriniz kirli mi? İspatlarım. Çok şükür. Oy verdiğimiz eller kirlenir derler. Yok çok şükür. Benim yüreğim de temiz, elim de temiz. Eyvallah. Peki abi şu anki vatandaşın haline baktığımız zaman diyorlardı ki eğer Erdoğan kaybederse Öcalan hapisten çıkar. Bugün gündemde kardeşim, o var. Kardeşim bak sana şunu söyleyeyim. Ben olur, sana bir şey söyleyeyim mi? Ben 2 yıl önce sen vardın yanımda. Bir söz söyledim. O söz zaten yerde var. Dün sözde savunduğumuz insanların kalkıp da bu zamana kadar Türkiye Cumhuriyeti kaçtan itibaren 83'ten beridir bu devlette çocuk katili olan insanlar kalıp da bugün mecliste gelsin de konuşsun diyen insanlar. Bu arada desteklediğini de söyledi şimdi. Fark ettin mi? Bak, baba bak bizim ben, desteklediğimiz insanlar bak, dedi böyle bak, açıklamalar yapıyor. Hayır şimdi ben ideoloji olarak diyorum. Ben zamanında o, diyor. Zamanında diyor desteklediğim insanlar ama diyor. Ama önceden desteklemedim. 97'den sonra rahmetlik başbuğdan sonra desteklemedim. Desteklemedim. Evet. Anladım. Başbuğdan sonra. Eski MHP'lisin sen o zaman. Yani. Şu anki MHP'yi nasıl gözlemliyorsun abi? MHP diye bir şey kaldı mı? Kaldı. Kaldı mı sence? Bilmiyorum. Galiba kalsaydı, son kalan kırıltılar da dün istifa etti. Heh, bunu bil yani. 3-4 bin kişi bebek galiba katil, istifa bebek etmiş. Katili bir insan, tüy bitmedik, dünyaya gelmedik, ana rahmindeki insanları, öldüren insanı kalsın da meclise konuşsun deniyorsa, gazi meclisimizde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu kelimeler kullanılıyorsa yazıklar olsun. Kim olursa olsun yazıklar olsun. A'sı, B'si, C'si fark etmez. Bir erken seçim bekliyor mu vatandaş peki? İstiyor mu? Vallahi bana kalsa yarın olsun sandığa gidelim. Ama bana kalsa var diyorum. Var mı gözünüze kestirdiğiniz bir aday? Var. Kim? Ben. Siz aday olacaksınız. Kendimden büyük aday tanımıyorum yani. Olabilir ya mi? Vatandaş olarak. Kardeşim A'dan Z'ye hepsini sileceksin. Bırakın ya adam. Sen pandemide neydi? 60 yaşından üstü sokağa çıkmasın deniyor değil mi? Şu an başındaki adamlar 80 yaşında. 60 yaşındaki aklı dengesi. Bir ahlaksız var. Bundan ötesi yok. Aynen öyle teyze. Şimdi biz kocam Kürt benim. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir terbiyesizlik yok. 3 gün önce maaşlarını alın diyordu. Ne oldu birdenbire? Kafasına saktı mı düştü? Tek istekleri Cumhurbaşkanı bir daha olsun diye yapıyorlar bunu. Akıllı olsun doğullarda bu zahmet. Lütfen. Aynı şeyi söylüyoruz teyzeciğim. Aynı şeyi. Deşen bir şey yok. Başkan biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Sonuna kadar da öyle kalacağız. Yani adayı sormuştum da. Atatürk'ün yolundayız. Her zaman da şu an dediğim gibi öyle olacağız. Biraz önce dedim özür dilerim. Pandemi döneminde herkese yasak verilip de 60 yaş üstü sokağa çıkmasın deyip de bugün 60 yaş üstündeki insanlar beni yönetiyorsa ben o yönetimden hayır beklemiyorum. Madem öyle demek ki 60 yaş üstü işe yaramıyor. O zaman biz 60 altına bakacağız kardeşim. Yeni seçimde de herkese ben bu öngörüyü sunuyorum.
60 yaş üstü babalar da olsa vermesinler. Peki abi, teşekkür ederim. Peki, hayırlı akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiğiz. Vatandaşın geçimleri nasıl diye soruyoruz. Ekonomiden memnun muyuz acaba? Vallahi şu an ekonomiden memnunuz desek bence yalan olur. Yalan mı olur diyorsun? Yani. Neden abi yalan olur? Kötü durumlar diyorsun. Durumlar ortada. Kimi vatandaş da bak durumlar ortada, millet geziyor diyor. Para olmasa gezmez diyor mesela. Ya, işin gerçeği de o zaten ama millette para var demek ki geziyor. Yok diyen de yalan söylüyor zaten. Ama millet mesela geziyor, alışveriş yapan. Şimdi ekonomi şartları ağır diye insanlar eve hapis mi olsun? Ya yani boş boş geziyor ama yani öyle söyleyeyim. Ya şimdi mesela boş veya dolu. En yani... son ne zaman kendinize pantolon aldınız? Ayakkabı aldınız. Telefon, ayakkabı, ev aldınız mesela. Vallahi ayakkabı dedin, en son dün aldım mesela. Yani paramı önceden dedin. Ne kadar, bundan önce ne zaman almıştınız? Bundan önce de... Belki 1-2 sene önce en az. Doğru. Yani. Tahmin, öyle olsa tahmin doğru. Sezonda veya yılda bir alırsınız atıyorum. Yani. İki tane alırsınız, yılda iki tane giyersiniz. Mesela. Ya bir şimdi eski şartlarda yılda değil de ben 6 ayda... Ayakkabı eskidiği zaman alıyorduk ama şu anki şartlarda maalesef. Yapıştır yani, yapıştır kullan. Yapıştır yapıştır kullan maalesef. Ama bir de şöyle var, şu an ayakkabı dediniz de ayakkabı fiyatları en ucuz ayakkabı. Bu şey zaten temsili söyledim ben yani. Yani şu an vatandaş onu alma imkanı da yok. Dediğin gibi az önce dedin ya, yapıştır yapıştır giy oluyor yani. Mesela, Nasrettin Hoca mesela şu an altı kağıt. Cumhurbaşkanımız birkaç ay önce bir açıklama yapmıştı. Ya ev araba satışları patladı demişti mesela. Siz kaç tane ev araba aldınız bu sene örnek? Ben şöyle diyebilir miyim? Eskiden emekli olan kişi emekliden aldığı tazminatla bir daire alabiliyordu. Araç da alabiliyordu. Ama şu an emeklinin maaşı, onu geçelim bir tarafa da, şu an emekli olduğun zaman tazminatı bile ne ev almaya yetiyor ne de araç almaya yetiyor. Yani eskiden emekli ikramiyesiyle değil mi? Tabii ki. Yani, emekli bunu herkes çıkarken biliyor. Aldığın parayla. Ama yani alıyordu. Şimdi bunu da Cumhurbaşkanımıza yüklememek lazım ya. Şimdi o da ülke için çalışıyor. Ya paranın değerinin kalmadığını söylüyorsunuz. Ekonominin sorumlusu benim de diyen bir cumhurbaşkanı var ama siz cumhurbaşkanının yani sorumluluğunda şimdi, değil diyorsunuz. Doğru mu? Yani anladım. Şimdi doğru anladın da şimdi her şeyi de ona yüklemek de bence doğru mu şimdi acaba ya? Parlamenter sistemde olsaydık cumhurbaşkanı var, altında işte başbakan var, onun altında başka bir kurumlar var. Bakanlıklar ya şimdi var. Bakanlıklar, ama şu an tek olmak istedi. Her şeyin sorumlusu tek adam, kendi olmak tek istedi. Tek adam üzerinde şimdi gidiyor şu an. Şimdi diyorsunuz ki sorumluluğunu ona yıkmamak gerekiyor. Ama şu anda suçlu mu aramak gerekiyor? Suçlu yarayı, yaranın yüklediğiniz... nerede olduğunu bulmak lazım ki tedaviye başlayalım. Ama şimdi tedaviye başlamak için kanama şu nerede? An... Bence kanama nerede? O güzel bir soru da. O kanamanın nereden olduğunu bulmak lazım. İşte ama o, nasıl o bulacağız? Konuşuyoruz zaten. Şimdi o kanamayı da bulmak için doktor değiliz ki ya. Yani bir bakın, vatandaş olarak ben size mesela nasıl, kanamanın peki ben size bir soru sorayım. Siz bana soruyorsunuz ya. Hani siz bana cevap verin. Üzerinizden belli olur ya kanamanın nerede olduğunu. Tahmin o, edersiniz. Ama ben de size bir tahminde bulunayım. Vatandaş 12 bin lirayla geçinmeye çalışırken dakikada 23 bin lira harcanan bir sarayımız var mesela. Sizce kanama nerede? Değil mi? Kanama orada. Yani. Ama şimdi. Şimdi ben yönlendirmiyorum. Böyle söylediğim zaman yönlendiriyor. Taraflı diyorlar şimdi ama. Ben şimdi ben şu anda kendimi suçlu olan gibi görüyorum ya. Şimdi kanama orada da o kanamayı durdurmak için vatandaş ne yapması lazım? Yani vatandaşa kim? Şimdi tercihleri şey söyledim, dikkatli yapacak. Şimdi tercihleri dikkatli yapıyoruz. Olmuyor. Başaramıyoruz. Yani bir vatandaş olarak şimdi biz konuştuğumuz zaman ya bak şu televizyona çıktı da böyle konuştum mu? Suçlu duruma mı düşelim? Yani bu vatandaşa birileri çıkıp arka olması lazım, destek olması lazım. Yani bugüne siz anladığım kadarıyla muhalefeti de beğenmiyorsunuz. Ya muhalefeti yani muhalefet de çıkıp bazı açıklamalar ya muhalefet de şu an bir şey yapamıyor ki. Yani muhalefet de şu an bence çözüm arıyor. Ben de diyorum ki muhalefet de şu an girmiş çıkamıyor galiba. Öyle düşünüyorum. Çünkü şartlar o kadar ağır ki. Yani Cumhurbaşkanı mı suçlu? Muhalefet mi suçlu? Kim suçlu? Bence vatandaş suçlu. Neden? Neden biliyor musun? Sandığa gittiği zaman doğru karar vermesi lazım. Yani sandıkta bitirecek o işi. Siz tekrar bir erken seçim şu an öngörüyor musunuz? Bekliyor musunuz ya da? Vallahi konuşuluyor ama şu şartlarda ben erken seçimi de desteklemiyorsunuz. Destekleyemiyorum çünkü
Eğer ki erken seçim olursa bence daha kötü şartlar olacak diye düşünüyorum. Yani ülke çünkü çıkmaza girmiş. Yani diyelim ki seçimde muhalefet iktidara çıktı. Allah yardımcısı olsun diyeceğim. Ne diyeyim? Çünkü Allah'tan başka yardım eden yok. Yok. Yani çünkü öyle bir çıkmaza girecek ki. Aynen. Zor yani şu an. Allah'tan başka kimse kalmayacak yani. Ya Allah kurban olayım. Yani kim bilir sizce, siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama kaç yılda kalacak? Allah diyoruz da kurban olduğum Allah sana demiş ki tedbirini al, takdirini bana bırak demiş. Şimdi tedbir de yok, bir şey de yok. Şimdi hep saray diyoruz. Cumhurbaşkanı suçlu diyoruz. Saray bu arada şey. Ama bir saray örnek bu arada. Mesela örnek anladım, anladım. Çok iyi. Ekonomi Bakanı diyor ki birazcık hani şey yapın. Öğretmenlerin kettle'ını alıyor elinden. Servisini kaldırtıyor ama baktığınız zaman Maliye Bakanlığı'na tuhalet yaptı. Servis olayı kalkarsa bence kötü olur. Neden kötü olur? Çünkü kurumlarda servisini kaldırıyorsun ama sen tuvalet yaptırıyorsun milyonluk. İşte bakın. Yani birazcık herkesten işte orada hata yaptığının farkında bence herhalde onu iptal etti diye duydum ben. Öğretmenin elindeki kettle'ı alıyorsunuz. Ben size gerçekten adamın molada içtiği çayın gözüküyorsun. Kettle'ını kaldırtıyorsun, çayı kaldırtıyorsun. Bu durumda saçmalığın önde gideni de bu durumda ben yazıklar olsun derim. Yani eğer ki bizim öğretmenimiz ya yani bizim baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk evet. Ve onun arkasında gelen öğretmenlerimiz, her şeyi bize öğretenler kişiler, yani bunları sen nasıl mağdur bırakırsın ya? Bir kere o şekilde düşünmek gerekiyor. Ya ne diyeyim ya? Gerçekten ben şu an duygulandım. Hani ezan da okunuyor. Yani ülke için gerçekten çok duygulandım. Peki yorumladığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diyorum. Hayırlı akşamlar. Ben teşekkür ederim. Pazar marketler nasıl? Geçimler nasıl diye soruyoruz efendim. Geçim. Size soralım. Geçim zorlaştı yani. Az vatandaşın en çok konuda hangi şikayeti vardır acaba? Ne? Ya geçim sıkıntısı. Geçimle alakalı. Evet. Peki şu anki mevcut hükümet bunu düzeltebilecek gibi mi duruyor? Zor. Destekliyor muyuz? Yok, desteklenmiyor. Bir erken seçim bekliyor muyuz? Yani olabilir.